Arkadaşlar merhaba kardeşlerim, yepyeni bir PES 2017 bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet kardeşlerim, belki de ilk izdir ama hiç önemi yok. En azından PES 2017'nin ilk bölümüyle sizlerleyim kardeşlerim. Bildiğiniz gibi demo aslında bugün çıkıyor ama ben uyanık olduğum için ve Amerikan hesabımda olduğu için geçen yıldan tecrübeliyim. Bir gün öncesinden indirebildim demoyu ve bu sabah sizlerle gördüğünüz gibi yayına girdi. PES 2017'nin demosunu oynayacağız arkadaşlar. Daha gerçeğinin çıkmasına bir 15 gün var. Boom! Ana ekran bu şekildeydi gördüğünüz gibi. Burayı da göstereyim dedim. Türkçe'ye ayarlıyoruz ve sizlerle birlikte PES 2017'yi göreceğiz kardeşlerim. Demo sürümünde bulunan takım kadroları öncelikli olarak Mayıs 2016. Eski kadrolar varmış daha. Evet. Daha eski kadrolar varmış ümitler. Atletico Madrid, Arsenal, Barcelona, Boca Juniors, Plate, Flamengo, Almanya ve Fransa takımları var gördüğünüz gibi ümitler. Biz bir Barcelona, Atletico Madrid ile başlayalım bakalım. Genel ayarlara bakalım. 7 dakika maç süresi çok ya. En az 7 oluyor. Tamam o zaman 7 dakika kalsın. Maç düzeyi... En iyi oyuncu olsun. Bakalım rakibin gücünü görelim. Yenilsek de bir şey olmaz. En iyi oyuncu olsun. Her şey açık. Koşu, sakatlıklar. Geri her şey açık ümitler. Bu şekilde ayarladık. Oyun planına bakalım. Vay bakın resimler gelmiş. Bu eskiden yoktu. Şöyle Ter Stegen, Neymar, Suarez, Messi, Rakitic, Busquets, Iniesta. Karşımızda Griezmann, Fernando Torres. Bu şekilde buralarda gördünüz ümitler. Stadyumlarımızda Camp Nou var. İki stat koymuşlar sadece. Noison Arena ile Camp Nou'yu koymuşlar. Gece mevsim rastgele, hava durumu güzel, çimin uzunluğu normal, saha koşulları normal, ıslak, rastgele var. Hadi bakalım. Bu şekildeyiz. Barcelona Atletico Madrid'e karşı dizilişle stadyum, diziliş bu şekilde ve maçımıza geçebiliriz. Bakıyorum her şey yolunda. Boom! Başlama vuruşu diyelim. Arkadaşlar bana her şey aynı geldi. Sanki yani PES 2016'yı oynuyorum. Menüsüymüş falan, her şey aynı geldi bana. Bakalım. Oyun içi nasıl olacak? İzleyelim her şeyi. Vay! Bayağı gerçekçi ha. Barcelona Atletico Madrid PES 2017. Aynı ya, 2016 ile aynı ama zaten PES'in görüntüleri çok yüksek, iyiydi. PES'çiler karar versin, yorumlara yazarsınız. Evet, iki tarafta sahaya geliyor. Buraları izlememiz lazım. Burada inceleme yapıyoruz yani. Oh yes boys. Atletico Madrid sahada. FC Barcelona sahada. İlk 11'ler bu şekilde kardeşlerim. Barcelona'nın marşı okunuyor. Evet, rakibimizin Club de Atletico Madrid'in dizilişi. Koke, Thiago, Gabi, Saul, Godin, Gimenez, Felipe Luis, Oblak, herkes var. Vay 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 vay, güzel ha, güzel, fena değil. Benim hemen bir kumanda ayarlarına girmem lazım. Ve haydi bakalım bu çılgın maç başlasın. Pasımızı veriyoruz Rakitic. Jordi Alba. Jordi Alba bıraktı Iniesta. Iniesta tekrar oynadı. Jordi Alba. Rakitic. Rakitic gidiyor. Rakitic veremedi pasını. Geriye dönüyoruz şimdi. Dani Alves. Busquets. Iniesta, oyuncular iyi kaçıyor ha. Jordi Alba. Neymar şimdi... Neymar'ın ortası geçmedi. Taç bizde. Evet, gelişine bir şut, kaleci Ter Stegen çıkarttı. Görmüş olduğunuz gibi Griezmann çok tehlikeli geldi. Vay yavrum vay. Bakın beyler, pas geldi, şut geldi ve Ter Stegen. Oyun bence hızlanmış. Bu hoşuma gitti yani. Harbiden de ilerleme var. Orta geldi. Oh. Az daha fena bir gol yiyorduk.
aldık. Helal olsun bu kez. Bırakıyorum şimdi Messi. Messi gidiyor. Lionel Messi. Messi'nin ortası. Yetişemedi Suarez. İndir oğlum, indiremedik. Evet, topu aldı Rakitic. Hadi be. Evet beyler, Suarez üstten dışarıya. FIFA'dan alışmışım, çok bastım. Biraz daha az basmam gerekiyordu. Şimdi bir kontratak olabilir. Neymar bıraktı, Suarez. Neymar'a kaçtık. Neymar'a oynadık şimdi. Neymar dışarıya. Haydi be Neymar. Neymar dışarı vurdu kardeşlerim. Tehlikeli bir pozisyondu. Iniesta. Iniesta gidiyor şimdi. Gördüm o tarafı. Mükemmel pas Jordi Alba. Bırakıyoruz. Neymar çevirdi içeriye. Vurdurmadılar. Çok güzel geldik ama vurdurmadılar. Evet beyler, orta geldi. Topu karşılıyoruz. Bıraktılar. Şimdi aldık. Messi. Onun pası Suarez. Suarez bıraktı tekrar Messi. Messi gidiyor. Topun üzerine bastık. Çevirdik. Iniesta. Vay arkadaş, çok kapanıyorlar ya. Dikkat beyler, vurdurmayın. Vurdurmayın dışarıya. Mükemmel bir şut geldi ama top dışarıya çıkıyor ulan. Nasıl da vurduruyorlar ya. Evet, içeriye doğru bıraktılar. Orta geldi. Kaleci terste gene, helal olsun. Beyler, kaleciler de bayağı ilerleme olmuş gibi ha. Yani oyun değişmiş bayağı, hızında falan. Jordi Alba. Verdik pasımızı şimdi. Neymar'a geçmedi. Busquets şimdi kaldırdı ümidiler. Messi'de top. Messi orada geçemedi. Bırakıyorlar. Aldık topu. Hadi Iniesta. Ulan. Kaleci ve golü yedik. Yapma be. Yapma be. Yapma be. Evet kardeşlerim. Atletico Madrid attı. Vieto atıyor ve rakibimiz 1-0 öne geçiyor. Ah kalbim. Ah kalbim. En iyi oyuncu oynuyor. Adamlar bizi paramparça etti be. Lan bir de 90 artıda yemişiz ya. Arkadaşlar şimdi bir de normalde oynayacağım ki biraz gol atalım da görelim oyunu. Hakem bitirme. Ve maç bitiyor kardeşlerim. En iyi oyuncuya karşı 1-0 yeniliyoruz. Arkadaşlar oyunun hızı hoşuma gitti. Oyun daha hızlanmış. Adamlar böyle ver kaçı daha iyi yapıyorlar. O da hoşuma gitti yani. Ana menü falan her şey aynı duruyor gibime geldi. Bir de oyunun grafikleri zaten çok iyiydi. Onlar da böyle aynı geldi bana. Kaleciler bayağı değişmiş, iyileşmiş. Yani acayip, artık FIFA'daki gibi daha çok iyi kıvırdıyor kardeşlerim. Haydi bakalım bir maç daha yapalım. Evet miller, bu sefer kardeşlerim profesyoneli aldım. Almanya Fransa oynayacağız. Yine girişleri biraz izleyelim, sonra da maçımızı yapalım. Sonra da bitiririz bölümümüzü zaten. Güzel bir inceleme olmuş olur. Çok stat yok, çok takım da yok gördüğünüz gibi. Almanya Fransa oynayacağız. Manuel Neuer, Boateng falan görüyorsunuz. Vay yavrum, vay Hummels. Buralar zaten PES'te mükemmeldi. 2016'da da mükemmeldi. Oh yes, iki takım da sahada. Ve maçımıza geçelim, haydi bakalım. Bu sefer oyunu profesyonel aldım, belki gol atabiliriz diye. Daha yeni hiç gol atamadık. Toni Kroos. Verdi pasını Mesut Özil. Kaçırdım oradan. Uf, güzel kaçtı. Mesut. Müla. Bırakıyoruz şimdi Hövedes. Hövedes'in ortası. Kafa geldi ve... Draxler atıyor kardeşlerim. Draxler'in ötlediği sinirini geçiyor. Profesyonelle yüzüm abim. Bakın mükemmel bir pas. Hövedes'in ortası. Draxler'in kafasında mükemmel bir gol. 1-0 öndeyiz. Haydi bakalım. Toni Kroos. Verdi pasını şimdi Mesut Özil. Gördüm orada. Uf, mükemmel bir pas Mario Gomez.
Mario Gomez topu aldı, Mario Gomez topu çekti. Gomez'e vurdurmadılar son anda, vay yavrum vay. Beyler bu arada kaymalar acayip zorlaşmış ha. Eskiden her kaydında topu alıyordun, artık hep faul veriyor hakem. Kaymalar değişmiş, ayağa kaymalar. Top aldı Draxler. Draxler verdi pasını, mükemmel bir pas Mario Gomez. İçeride birileri var mı diye bakıyoruz. Verdim pasımı. Mesut'un şutu, kaleci kurtardı. Bakın kalecinin oynayışları acayip değişmiş. Orta geldi ve gol oluyor. Yapma be. Giroud'u attı kardeşlerim. Payet'in mükemmel ortası. Giroud'un mükemmel golü. Vay yavrum vay. Vay yavrum vay. Bomba gibi bir gol geldi. Vah 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 vah. Ne avladılar ki? Bakın orada. Pas yaptılar. Payet ortaladı. Bir kafa geldi ve mükemmel bir gol Giroud. Bir oldu bakalım. Evet top şimdi bizde, Mesut Özil. Mesut Özil gidiyor. Kaç oğlum? Verdik pasımızı şimdi. Mesut vurdu dışarıya. Mesut Özil'in füzesi dışarıya çıkıyor kardeşlerim. Güzel geldik ama olmadı. Boateng. Aldık topu şimdi. Bıraktık Mesut Özil. Mesut Özil'den tekrar Boateng. Uf, hocam. Ölek mi, sakat mı, kalak, çaplak mı, yamulak mı ya? Evet beyler, Mesut Özil vuracak. Bakalım Mesut Özil yolladı. Kaleci. Beyler bakın yere çizgide çekti hakem. Hala da duruyor orada. O da gelmiş yani. Beyler artık var ya, ayağa kaymak acayip zorlaşmış. Hep faul oluyor. Bakın yine. Full foul ya, eskiden hep böyle top alınıyordu, artık alınmıyor. Şimdi top bizde kaldı. Draxler gördüm orada. Güzel pas. Ama kaleci de çıktı, mükemmel aldı. Müla'yı affetmiyorlar. Kedira. Pası verdik şimdi, hadi be. Beyler tek forvet oynuyoruz, o hiç hoşuma gitmedi ha. Hector. Bıraktık. Gomez. Yaptı ortayı, hadi be. Top aldık, artık 96-4 oynanıyor kardeşlerim. Bakalım neler olacak. Belki son pozisyon. Draxler. Verdik pasımızı şimdi. Mario Götze. Gomez. Gomez. Gomez yaptı ortayı. Kafa geldi. Müla. Müla onu atsaydı 2-1 kazanacaktık. Son dakikada inanılmaz bir gol kaçıyor. Çizgi oynadık. Mario Gomez'in mükemmel ortası. Müla vuramadı kafayı. 2-1'den fena dönüyoruz. Bir de sarı kart geldi. Evet bakın orada adamı fena biçmiş. Gördüğünüz gibi fena bir kapışma var ve maç bitiyor kardeşlerim. Camp Nou'da Almanya-Fransa 1-1 berabere kalıyor. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben oyunu aylardır oynamadım. Bir de yepyeni bir oyun. Yani döktüremedim. Daha 1-2 bölüm daha çekerim. Oralarda daha iyi olacağımı düşünüyorum. Maçın pozisyonları bu şekildeydi. X'e basarsanız pozisyonları gösteriyor. Options'a basarsanız direkt atlıyor. Almanya'nın dizilişi benlik değildi. Evet burada da böyle reklam yapıyorlar kardeşlerim. Üst menüye dönebiliriz. Arkadaşlar ana menü olarak aynı gibime geldi. Çok değişiklik yok. Ama kaleciler inanılmaz gelişmiş. Şurada dursun şöyle. Şöyle dursun. Kaleciler kardeşlerim inanılmaz gelişmiş. Kamera açısı çok güzelleşmiş. FIFA'yı andırdı bana. Oyun biraz daha hızlanmış. Geçen yılki PES'e göre. Ayağa kaymalar acayip değişmiş. Eskiden hep ayağa kayıp topu alıyordun ama artık hakem hep faul çalıyor. Bu şekilde yani pozitif bir yönde gördüm oyunu. Daha devam incelemeye devam ederiz. Beğeni patlaması yapın. Siz düşüncelerinizi yazın PES'çiler olarak. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ben... Pişşş.